Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Tonguç Kampüs'ün hazırladığı Türkiye Geneli 2. Deneme Sınavı'ndaki geometri çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Geometri sınavı nasıldı? Şöyle bir bakacak olursak, genel değerlendirme yapacak olursak aslında çok da zor olmayan bir sınavdı. Belki e, matematikten dolayı, süre yetiştiremediğinizden dolayı, matematikçilere laf atmayalım yine, süre yetiştiremediğinizden dolayı sıkıntı yaşamışsınızdır. E, sonrasında kendiniz de rahat bir şekilde çözdüğünüzü Umut ediyorum sorular tam böyle ÖSYM ayarındaydı arkadaşlar. Bence ÖSYM ne sorması gerekiyorsa o şekilde sormaya çalıştık. Vallahi elimizden geldiğince bizim tahminlerimiz bunlar. Bu şekilde sınav soru, sınavda sorular karşınıza çıkabilir diye tahmin ettik. Nasip kısmet bundan sonrasını göreceğiz arkadaşlar. Bakalım gerçekten böyle mi ve ÖSYM'nin uzana kadar yazdığı soruları da düşünerekten hazırlanmış sorular arkadaşlar ki göreceksiniz. Biraz sonra sohbetinde yaparız ve hatta unutmazsak eğer videonun sonunda da bir genel değerlendirme yaparız arkadaşlar. Evet birinci soruyla yani 31. soruyla başlayalım isterseniz. Şimdi yukarıda gösterilen ve yeterli sayıda bulunan ikiz kenarların uzunlukları eşit olan şöyle eşit olan iki farklı ikiz kenar üçgen biçimindeki kartonların tepe açıları sırasıyla x ve y derecedir. Peki. Sonra ne demiş? Bu kartonlar yukarıdaki şekil bu kartonlarla yukarıdaki şekil oluşturulabildiğine göre x artı y toplamı kaçtır diye soruluyor. x dediğimiz neresi? sarı üçgenin tepe açısı. Y dediğimiz mavi üçgenin tepe açısı. Bu arada mavi üçgenin kenarları çift çizgi çift çizgi. Sarı üçgenin kenarları da çift çizgi çift çizgi. O zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bizim için önemli olan taban açıları. Bak taban açıları ne yapmış? Şuraya sarı üçgenin taban açılarını AA dersem. Buraya da BB diyeyim. E, bunlar eş olduğu için A, A, B, B. diye gitmek zorunda değil mi arkadaşlar? A, A, e, şuraya baktığım zaman bu açıların toplamı 360 derece yapmak zorunda. Bakalım kaç tane A var? 2, 4, 6, 8 tane A var. Yazalım o zaman buraya. 8A artı 8B neye eşit arkadaşlar? 360 eşit. Yani A artı B'yi kaç bulduk arkadaşlar? Buradan 45 derece bulduk. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? X artı Y isteniyor. E şöyle baktığımız zaman burası da A arkadaşlar. A ise A. X dediğimiz ne yapıyor? A, A ve X'in toplamı 180 ya. X dediğimiz 180 eksi 2A. Y dediğimiz nedir arkadaşlar? Y dediğimizde B, B ise burası da 180 2B. 180 2B. E benden X artı Y isteniliyor. Hemen X artı Y'yi yazayım o zaman. Şu tarafa yazayım. X artı Y. Şuraya sığmayacak galiba. X artı Y eşittir. 180 2A artı. 180 2B olduğundan dolayı. Yani 360 2A 2B eşit oldu. Yani 360 eksi 2 parantezinde A artı B oldu. E A artı B zaten 45. A artı B zaten 45 olduğundan dolayı arkadaşlar e, burası da 2 çarpı 45'ten 90 yapar. 360 eksi 90 da neye eşit olur arkadaşlar? 270 dereceye eşit olmak zorunda. Evet 31. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 270 çıktı. Cevap Balıkesir oldu sevgili gençler. Güzel bir soru. Böyle e, belli, aynı yapıdaki eş üçgenleri kullandırıp soruları sorabiliyorlar arkadaşlar. ÖSYM sorabiliyor. Biz de böyle bir soruyla karşınıza çıktık. Hoş soru. Zor bir soru mu? değil. Kaleminiz çalışsın yeter sanki. Çok fazla beyin çalışmasına gerek yok. Evet, geldik şuraya. Bakalım ne yaptınız? Hissettiniz mi arkadaşlar? Hissettim. Hatırlarsanız yani bu soruyu yazarken de arkadaşlar şeyi düşünerekten biraz şey yaptık. Çanta sorusu vardı yani. Çanta sorusunda düşünerekten şey yaptık. Hissetmeli hissetmeli? Hisseden arkadaş iyi bir şekilde yapar. Sallama demiyorum. Hissetmeyen arkadaş da sıkıntı yaşar. Şimdi soruya bakalım. Soruyu da okuyalım. Ne diyor? Şöyle bir vinç var. Vinç belli bir yüksekliğe kadar 14 metre kadar kaldırmış. E bakalım. Şekil 1'de verilen kalasın bir ucu vinçin yerden 14, 14 metre yüksekteki kancasına bağlı ve diğer ucu da A noktasında yere değmektedir. A noktasında yere değiyor. Sonra bu vinç kancası şekil 2'deki gibi 16 santimetre daha yükseltildiğinde bak dikkat et verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Burada bir bilgi okudum. 16 metre yükseltilmiş. Arkadaş bu 16 metre yükseltilmiş. Önceden 14 metre yüksekliğindeydi. 16 metre daha yükseltirsem kaç yapar burası? 30 yapar. Sonra buradaki A buraya kadar kaymış. Ben bunu yukarı kaydırdım ya. Yukarı kaldırdım ya. A noktasında B noktasına gelmiş. 8 kadar kaymış. O zaman ben buraya bir A dersem. Şurası arkadaşlar A artı 8 değil midir? Evet. Yani burası da A artı 8 olmak zorunda. Arkadaş burada bak eskiden sorularda şunlar eşit olarak gösteriliyordu. Artık o şişliği sizin görmenizi isteniyor Görmek demeyelim de fark etmeniz diyelim daha doğrusu yeni nesil sorularda. Arkadaş kalas aynı kalas. E, kalas e, o zaman bunlar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Eşit. Aa, burada ne çıktı? Pisagor bağıntısı. O zaman ne yapacaksınız? Pisagor yapacaksınız. Hocam bu kalasın uzunluğunu istersek, x dersek x'in karesi eşittir. 14'ün karesi artı a artı 8'in karesi. Aynı zamanda x'in karesi burada neye eşit arkadaşlar? a'nın karesi artı 30'un karesi. İşlem işlem işlem. Sen yap kardeşim işlemi. Ben yapmam. Niye? Kardeş hisset. Bak 14 bir şeyler hissettiriyor. 14 deyince 14 ile ilgili özel bir üçgen yok. Ama 14 neyin iki katı? 7'nin iki katı. He. Acaba burası 7'nin iki katı. 7, 24, 25 üçgeni var. Acaba o zaman burası 24'ün iki katı. Burası da 25'in iki katı mı oluyor? Yani burası 25'in iki katı kaç oldu? 50. Arkadaş burası 24'ün 2 kat dediğimizde kaç yaptı? 48 yaptı. A artı 8 48 ise A'yı kaç bulduk? 40 bulduk. A, A yerine 40 yazınca 30, 40, 50, 3, 4, 5'in 10 katı sağlandı mı? Sağlandı. Hissettik. Sen buradan işlemi yapsan bile ne gelecek arkadaş? 14'ün karesi ve 30'un karesiyle ben uğraşır mıyım? Uğraşmam. Siz de uğraşmayın kardeşim. İşlemi yapsan yine A'yı buradan ne bulacaksın? 40 bulacaksın kardeşim. E, A'yı bulduk 40. Bizden ne isteniyor? Buna göre kalasın boyu kaçtır? Kalasın boyu isteniyor arkadaşlar işte. O kaç çıktı o zaman kalasın boyu? 50 çıktı. Yani cevabımız A40 ama kalasın boyu isteniyor arkadaşlar. Cevap 50 oldu. Dolayısıyla kaçıncı soru bu? 32. sorunun cevabı Balıkesir oldu. Güzel bir soru. Biraz da mantığını çanta sorusuna da benzetiyorum arkadaşlar. Gerçekten hoş sorulardan bir tanesi arkadaşım. Geldik 33'e. Evet 150 verilmiş 80 verilmiş buraya da 300 verilmiş arkadaşlar. Yukarıdaki şekil bir yerde gösterilen kamyonun kasasının uzunluğu 300 santimetre. Şu verilen uzunlukları burada da yazalım. Burası 300 burası 150 şurada yazalım arkadaşlar. Kullanacağız çünkü onları. 300 burası 150 burası da 80 santimetre olarak verilmiş arkadaşlar. Peki sonra tam ortasındaki bak diyor ki arkadaşlar 300 santimetre yüksekliği 150 santimetre ve kasanın yerde yüksekliği de 80 santimetredir diye soruluyor bize verilmiş bize. Kamyon yük boşaltırken kasanın tam ortasındaki lift dik olarak 90 santimetre yükselmektedir. 90 santimetre yükselmiş arkadaşlar burası. He, tam ortasında diyor tamam. E arkadaş burada eşitliği gördük. Büyük ihtimal aklımıza ne gelecek? Tabii ki orta taban. Hemen orta tabanı oluşturalım. 90 sa. hop buradan çizdiğimiz dik ne olmak zorunda arkadaşlar? 90 sa 180 olmak zorunda. 90 sa 180 olmak zorunda. Buna göre şekil 2'deki e, kamyon kasasının dik, Kamyon kısmının D köşesinin yerden yüksekliği. Yani buradaki D'nin yerden yüksekliği şu soruluyor. Ya arkadaş şekli niye böyle e, şey yapalım ki zora sokalım ki. Buradaki şeyi nasıl bulurum? D'nin yerden yüksekliğini ben şurada şunun yerden yüksekliğini şu şekilde de bulamam mı? Bulurum. Ve burada ne çıktı arkadaşlar? Bak 90 derece burası. Hocam burası da 90 derece. A 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfabete ve 150 iken burayı da 150 yaz kardeşim. Burası da 300 bunu da unutma. Dal alfa beta alfa 90 sa burası ne oldu beta. Beta 90 sa burası alfa alfa 90 sa burası beta. Aha da bu üçgenle bakın şu üçgenle şu üçgen ne oldu benzer. Benzerliklerde güzel bir kat varsa bakıyoruz. Hocam 90'ın karşısı 150 90'ın karşısı 300 güzel bir kat var. 1'e 2 oran var kafadan yapabiliriz. O zaman alfanın karşısı 180 se burada alfanın karşısı kaç yapar arkadaşlar? 90 yapar 1'e 2'den dolayı. Ee, sonra Tamam ben şurayı bulabilirim. Çünkü benden şuradaki mesafe isteniyor arkadaşlar. E, 9 var, 15 var. 9 12 15'in 10 katı değil mi? Yani burası da Pisagor bağıntısından ne çıkar arkadaşlar? 120 çıkar. E bizden zaten şu D noktasının zemin olan uzaklığı isteniyor. Bak 120 burası, 180 burası, 300. Cevabı 300 işaretlemedin inşallah. Buradaki 80'i ne yapacaksın? Eve mi götüreceksin? Verilen her bir bilgiyi kullan kardeşim. E, buradan da aşağıya doğru bir 80 santimetre daha var. Yani 80'i daha koyduk. E, cevap ne yaptı o zaman? 380 yaptı. İnşallah ışıklarda 300 de vardır diyeceğim ama Allah'tan 300 yokmuş. 80 de eklemişsinizdir. 300'ü bulan arkadaşlar ulan ne oldu falan filan deyip şeyi de eklemişlerdir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet böylelikle 33. soru tamamıyla yine bir şey sorusu arkadaşlar. Üçgende benzerlik sorusu. Dikdörtgen sorusu değil arkadaşlar. Üçgende benzerlik sorusu ve cevap Ceyhan çıktı arkadaşım. Geldik şuraya. Bir analitik sorusu hatta düzgün altıgeninde koymuşlar. Ki ÖSYM arkadaşlar genelde Düzgün çokgenlerle alakalı bir şey soruyor genelde. Yani kaç senedir ard arda soruyor. E, genelde işte e, düzgün altıgen ya da düzgün beşgenle alakalı bir şeyler karşımıza çıkıyor. Burada da altıgeni vermişiz. Düzgün altıgenin bir dış açısının kaç derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Düzgün altıgenin bir dış açısının tabii ki 360 bölü 6'dan 60 derece olduğunu biliyoruz. Ezbere biliyorsunuz da ben yine de söyleyeyim. O zaman burası iç açısı kaç yapar? 120. Peki ne yapmak lazım? Şimdi A noktasının ordinatı, A noktasının ordinatı dik çizeceğim buraya. O dik zaten tam bu köşegen olmuyor mu arkadaşlar? Sebep şurası 120 derece olduğundan bunlar 30 30 yaptı. E hocam burası da 120 yani burası 90 oldu. A hocam şuraya baktığım zaman A noktasının ordinatı şuraya geldiğim zaman da burası da 30 burası 90 oldu. Tam ordinatı şuradaki uzunluk yaptı. Yani şuradaki uzunluk yaptı. Yani 6 kök ise burası da 6 kök yaptı. Ne çıktı burada? 30 30 120 üçgeni. Yani düzgün altıgenin bir kenarını kaç bulduk arkadaşlar böylelikle? 6 bulduk. E bizden B noktası mı isteniyor? B noktasının koordinatları çarpımı isteniyor arkadaşlar. E, zaten bakın şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> düzgün altıgende bu en uzun kenar simetri eksenidir. Şu kenarla şu kenar ne, ne, olur? Paralel olur. Hocam karşılıklı kenarlar paralel. Tamam. Hocam ben bunu böyle çizecek olursam bu doğrusal olur. Sebep şu, çünkü burası 60'er derece arkadaşlar e, simetri ekseni olduğundan dolayı ve bir kenarın iki katı. E, zaten burası 60 burası da 120 olduğundan burası doğrusal oldu. E şununla şu paralelse bununla da bu paralel oldu. E, zaten burası da 120 burası da 60 olduğundan bu da doğrusal oldu. Yani şununla şu birbirine paralel oldu. Evet bununla bu birbirine paralel oldu arkadaşlar. E B noktasının koordinatları isteniliyorsa aşağıya dik çizeceğim. Aşağıya çizilen dik tam buradan geçmek zorunda arkadaşlar. Çünkü burası 90 derece ki yöndeşlikten dolayı burası da 90 derece oldu. Ya da ilk başta şunu çizelim isterseniz. İlk başta şunu çizelim isterseniz. Şu köşegeni çizecek olursam, hocam burası 90 derece oldu ya. Sebep 120 ve 30 30 olduğundan dolayı. E zaten bunun devamında ne olmak zorunda? Şunlar paralel olduğu için burası da 90 derece olmak zorunda arkadaşlar. Peki çok güzel. Şimdi ben bir kenarı kaç buldum arkadaşlar? 6. Arkadaşlar bir kenar 6 ise en uzun köşegen bir kenarın 2 katıydı. Yani burası kaç yapar? 12. Tamam. Şurası 12 yaptı. Burası 6 yaptı. E burası da zaten 6. E şurası da 6 zaten. Bir şeyler bulacağız yani. Şuraya ordinatı bulacağım. Yani şu uzunluğu bulacağım. Arkadaş burası 60 derece olduğundan şuradan bir dik çizsem. Çünkü burada ne var? Bir dik yamuk var. Dik yamukta insan olan dik çizmez mi? Çizer. Çizdin ki 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 çıktı. Burası da 3 köküç oldu. Hocam dikdörtgenden dolayı 3 köküç ise burası da 3 köküç oldu. Burası 6, 6 ise burası da 6 köküç oldu. Aha da ordinatı buldum. Ordinatı kaç yaptı arkadaşlar? E, 6 köküç burada 3 köküç burada toplamda 9 yaptı Şimdi biz apsisi bulacağız. Şuradaki uzunluğu bulacağız yani. Şuradaki uzunluğu bulacağız arkadaşım. 6 ise burası kaç? 6. A e, hocam burada uzunlukta da belli. 12 burada. 6 burada. 3 burada. 6 burada. Yani 24. 27 mi yapıyor arkadaşlar burası? Bakayım. 12, 12, 24. 27 yapıyor. Evet burası da 27 yaptı. Yani şurası da 27 yaptı. Bizden ne isteniliyor? B noktasının koordinatları çarpımı isteniliyor. Yani 27 çarpı 9 köküç isteniliyor arkadaşlar. 7 kere 9 63 sonu 3'lü olan ne var arkadaşlar? Bir tek bu var. Yani sen 27 ile 9'u çarptığın zaman 243'ü bulursunuz arkadaşlar. 243 kök 3 gelir. Ne yaptım çarpmada? 9 ile 7'yi çarptım sonu 3'lü olacak dedim. Sonu 3'lü olan bir tek bu var arkadaşlar baktığımız zaman. İşlem e, kalabalığıyla da uğraşmamış olduk böylelikle. Evet 34. soru. 6 yen sorusu. Mutlaka karşılaşacağınız ya da düzgün çokgenle ilgili bu şekilde uzunluk sorusu gelmezse neyle karşılaşacaksınız? şeyle mutlaka açı sorusuyla da karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ben şansımı bundan yana denedim. Bakalım göreceğiz sınavda nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Normal sınavda. Evet normal sınavın paralelinde gidiyor sanki şu anda değil mi? Evet 34 akçay oldu arkadaşlar. Geldik 35. soruya. Bir kenar uzunluğu x birim olan kare bak bu bir kareymiş ve bir kenar uzunluğu x birimmiş arkadaşlar. Önce şöyle katlanıyor. Böyle katlandığı zaman e tamamı x olduğundan dolayı buraya x eksi y mi kaldı arkadaşlar? Yok. Olur mu? Ben şöyle arkadaşlar. Bunu bu şekilde katlayacakmış. Soruyu tam okuyayım bakayım. E, kağıdın iki x birim olan kare şeklinde kağıdın iki farklı kenarlarından kısa kenarı y birim olan dikdörtgen kısım aşağıdaki gibi katlanıp tekrar açılıyor. Ha, aşağıdaki gibi katlanıyor açılıyor arkadaşlar. Bir kat izi oluşturuldu şöyle. Peki o zaman buraya ne kaldı? x eksi y kaldı arkadaşlar. Aynı şekilde şurası da x olduğu için ben bunu yine böyle katlayıp açtığım zaman burası da x eksi y mi oldu arkadaşlar? Evet. Yani bu kat izinin sağına kadar olan kısım x eksi y. Bu kat yukarıya kadar olan kısmı x eksi y. Burası da x eksi y. Aa, burada bir kare çıktı arkadaşlar. Güzel. Şuranın katlamadaki şuranın y olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şuranın da y olduğunu biliyoruz. Burası da y y diye yazalım arkadaşlar. E tamam. Birinci parça atılıp ikinci ve üçüncü parça aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Hmm. Evet ikinci parça ve dördüncü parçayı ben bu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu kenar x eksi y ya. İkinci parçanın uzun kenarı x eksi y. Kısa kenarının ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Y olduğunu biliyorum. O zaman şuraya y diyelim. Buranın x eksi y olduğunu biliyorum. Dördüncü parçanın da aynı şekilde y'ye x eksi y olduğunu biliyorum. Kısa parçası y burası da x eksi y olduğunu biliyorum. Zaten burası x eksi y olduğundan dikdörtgenden dolayı burası da x eksi y. Yani şurası da x eksi y oldu arkadaşlar. O zaman devam. Ne diyor? Pardon. Bir kayma oldu. Heh. Buna göre diyor. Şu e, e, şu parça oluşturdu ya. Bu, bu şekilde bir şey oluşturdu ya. Son şeklin alanı çevresinden sayıca 4 y'e kadar fazla olduğuna göre. Son şeklin alanına bakıyoruz arkadaşlar. Son şeklin alanı burası nedir? x eksi y. Burası nedir? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar y artı x eksi y x yaptı burası. Bir de y x artı y yaptı arkadaşlar. Evet. Alanı x eksi y çarpı x artı y yaptı. Bize demiş ki son şeklin çevresinden sayıca son şeklin alanı çevresinden sayıca 4y kadar fazlaymış. 4y kadar fazla yani alan eşittir çevre artı 4y. Alan dediğimiz x eksi y çarpı bunun tamamı x artı y çarpı yaptı. x eksi y çarpı x artı y alanı eşittir çevresi. Hocam burası x artı y burası topladığımız zaman x artı y ile x eksi y'yi topladığımız zaman kaç yaptı arkadaşlar? 2x. Bu x'in toplamı da 2x toplamda 4x mi yaptı? Evet. 4x çevresi 4x ama sayıca 4y ye kadar daha fazlaymış. Bir de 4y'yi ekleyeceğiz arkadaşlar. Ekledik. Ne geldi buradan? x eksi y ile x artı y çarpımı. Aa, buradan x eksi y çarpı x artı y kalsın bakalım. x artı y kalsın. Ne geldi burada? 4 parantezini aldığımız an x artı y yaptı. x artı y'ler nanay. x eksi y'yi buradan kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. E şekilde x y var mı? Var. İşte şurası. Şu oluşan sarı bölge kare bir kareden bir, bir kenarda x eksiği olduğundan burası 4 oldu arkadaşlar. Buna göre 3 numaralı şeklin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar. 3 numaralı şekil bir kare zaten. Burası da 4, burası da 4, burası da 4, burası da 4. Yani çevresi kaç yaptı arkadaşlar? 4'ten 4 tane var. Cevap da kaç yapar o zaman? 16 yapar arkadaşlar. Yani cevap Denizli çıktı. Kaçıncı soru? 35. sorunun cevabı Denizli çıktı. Aslında bu soru da biraz matematiğe benziyor arkadaşlar. Geçenlerde MSÖ'de şey dediniz. Ya e, matematik sorusunun içerisinde geometri var dediniz. E, geometri sorusunun içerisinde niye matematik olmasın arkadaşlar? Değil mi? Yani de, burada dikdörtgenle alakalı ya da kareyle alakalı herhangi bir ekstra bir bilgi kullandık mı? Alanı ve çevresi sadece. Başka da bir şey yok arkadaşlar. E alanı da ve çevresi de zaten ortaokuldan beri biliyoruz arkadaşlar. Evet geldik şuraya tek eleştirdiğim sorulardan bir tanesi ama bununla eleştiri olarak kabul de etmeyebilirsiniz aslında. Hocam dikdörtgen sorusu niye bu kadar fazla? Aslında bunu bir paraya kenar sorusu olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir paraya kenar. Aynı paraya kenar olarak düşünüp zaten çözümü yapan arkadaşlar büyük ihtimal paraya kenar yöntemiyle yapmışlardır. Bakalım nasıl yapacağız? Şöyle AD uzunluğu 4 burası da 6 birim olarak verilmiş. ABC'de dikdörtgeni biçimdeki karton AE ve AF boyunca kesilip şu şekilde parçalara ayrılmış. Buna göre diyor CE üstüyle CF üstünün şeyi kaçtır diye soruluyor. Ve bu alanlar 3 eşit parçaya ayrılmış. Hmm. Hocam 3 eşit parçaya ayrılmışsa ben buraya A alanı dersem burası da A alanı burası da A alanıdır. Evet. Bak şimdi dikdörtgen hocam burası. Dikdörtgen de böyle 3 eşit parçaya ayrılmış ya da paralel kenar arkadaşlar bu. Dikdörtgen e, özel bir hali zaten. 3 eşit parçaya ayrılmış 5 eşit parçaya ayrılmış gibi bir şeyler geldiği zaman şu bizim için çok önemli. Bu tüm alanın yarısıdır. Ya da belki şunu kullanacağız. 5 yıldızlı alan formülü. Şu hocam tüm alanın yarısıdır. Ben bunu kullanamayacağıma göre burada değil mi arkadaşlar? Burada bunu kullanamayacağıma göre şurada şu daha mantıklı. Ee, o zaman şunu çizelim arkadaşlar. Şunu şöyle çizdiğim zaman ne geldi arkadaşlar? Aa hocam bu alan iki eş parçaya ayrıldı. Yani bu köşe geldi iki eş parçaya ayrıldı. Tüm alan 3A ya. Tüm alana da 3A demeyelim isterseniz. 3A bölü 2 ile niye uğraşayım ben? Tüm alana şunlara 2A 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 diyeyim tüm alan 6A yapsın. Tüm alan 6A ise 3A, 3A diye iki eş parça ayırsın. Yani burası A yaptı o zaman. E burası da 3A yapacağından burası da A yaptı. Şimdi dikkat edin. Alan dağıtma yok mu burada? Bak alanlardaki oran 1'e 2. Tabandaki oran da 1'e 2 oran olmaz mı arkadaşlar? K ise 2K. Aynı şekilde alanlardaki oran 1'e 2. Tabanlardaki oran da 1'e 2 olmaz mı arkadaşlar? E sen 3K'nın ne olduğunu biliyorsun. 3K'nın 6 olduğunu biliyorsun. K'yı buradan kaç bulursun? 2. Hocam burada da 3N var. 3N'in ne olduğunu biliyorsun peki? Onun da 4 olduğunu biliyorsun. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için. N de buradan ne geldi? 4 bölü 3 geldi. Zaten bakın N'i 4 bölü 3 bulduk. N 4 bölü 3 bulduk. K'yı da ne bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Bizden ne isteniyor? Şöyle baktığımız zaman şurayı 4 bölü 3 bulduk. Burayı da 2 bulduk galiba değil mi? Evet 2 bulduk. CE üstü bölü. CE üstü yani 4 bölü 3 bölü 3 cf üssü yani 2 isteniyor O zaman 4 bölü 3 çarpı bu 2 bölü 1 ya ters çevir çarpıyoruz. 1 bölü 2. Şunlar şunlar sadeleşti. 2 kaldı. Cevabımız da kaç yapar? 2 bölü 3 yapar. Evet. Kaçıncı soru bu? 36. soru. Ne yaptınız burada? Hemen buraya x dediniz. x çarpı 6 bölü 2 falan filan dediniz değil mi? Ya kardeşim böyle alan verilmişse dikdörtgende paralel kenarda tüm alan verilmişse Allah aşkına şu alan dağıtmalarda çıkacağını artık öğrenin. ÖSYM böyle soru sordu. Böyle soruları sever. O yüzden genelde dediğim gibi şunu unutmayın. Böyle dikdörtgende tüm alan verilmişse 3 eşit parça ayrılmış, dört eşit parça ayrılmış. Ya köşegeni çizersiniz ya da 5 yıldızlı alan formülünü kullanırsınız arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman e, bazı arkadaşlar için bu soru çok zor gelmiştir. Çünkü niye? Buralara bir x demiştir, buralara da y demiştir. Zorlanmıştır, yapmıştır ama. Sıkıntı yok. Orada da yapılabilir tabii ki. Sıkıntı yaşamazsınız. Bazı arkadaşlar için de alan dağıtan arkadaşlar için de tabii ki kolay gelmiştir diye tahmin ediyorum. 36. soru böylelikle C. han çıktı. Geldik 37. soruya. 37. soruda da AB çaplı çember seçilecek K ve L noktaları. AB çaplı çember üzerinde seçilecek K ve L. Evet iki tane K ve L noktası seçecekmişim arkadaşlar. KL yayı kaç dereceymiş? 60 dereceymiş. E, AB uzunluğu 12 birim olduğuna göre KL uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Hmm. Yarı çapı kaç vermiş arkadaşlar? 6 vermiş. E ne yapacağız? Şuradaki 60 dereceyi benim kullanmam lazım. 60'ı nasıl kullanmalıyız? Hoppala coppala. Burada bir merkez açı. Hani 60'ı kullanacağım ben çünkü verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayım. Hocam burası 60 yaptı. A en etkili silahımdı zaten yarı çap çizmek. Bunlar yarı çap. Merkez varsa kiriş varsa çek dik yapmaya gerek kalmadı. Çünkü verilen bilgiler soru çözümü için yeterli. Niye? Hocam bu da yarıçap, yarıçap dediğimiz 6. Bu da yarıçap 6. Hocam 60 derece. İkiz kenarının tepe açısı 60 ise diğer açılarda 60'ar derece yapmaz mı? Yaptı. Aa, bir eşkenar üçgen çıktı. Yani o zaman burası da kaç yapar arkadaşlar? 6 yapar. 37. sorunun cevabı böylelikle C. han çıktı arkadaşlar. Geldik 38'e. Evet katlama sorusu. Katlama sorusu. Dikkatli olan arkadaşlar yapmıştır. Bir de katlama sorusunda böyle bir farklı bir tarzla karşınıza çıkmak istedik aslında. Tamam katlamada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunlar eşit verilmiş değil mi? Şu eşitleri bir yazalım öncelikle. Her bilgiyi kullanacağız çünkü. Şunlar birbirine eşit. Burası 16 verilmiş. Eyvallah bunu da yazdık. Sonra katladığımızda aşağıda uzun kenarı kaç verilmiş arkadaşlar? 24 birim verilmiş. Burası da 24 birim. Buna göre diyor EFKC dörtgenin alanı. E, F, K, C, dörtgenin alanı. Hmm. Ben bu dörtgenin alanı bulacağım. Aslında soruyu okuyan arkadaşlar soruyu okuyan arkadaşlar soruyu okuduğu için bak verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir diyoruz ya arkadaşlar. Soruyu dikkatli okuduğu için soruyu çözdü. Ve çok kolay bir şekilde çözdü. Bakalım şimdi. Bir katlamadan dolayı siz ne yapıyorsunuz? Bak katlamaya yoğunlaşıyorsunuz. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. A sıkıştık. Sıkışınca ne yapıyorduk? Üst üste binen açıları da kullanıyorduk. E, bunu da kullandık. Aa, güzel bir şey gelmedi. Ne yapacağız? Üst üste gelen açılar da birbirine eşit. 90 derecesi burası da 90 derece. E burası da 90 derece oldu. Zaten burası da 90 derece. Şimdi ne yapacağız? <laughs> ya hocam şu açı ortaylığı mı kullansam? Aa, burada bir Z kuralı var. Tamam doğru. Çizgiye va, x kenarlık falan filan da çıkmadı. Eyvah eyvah ne yapacağız? İşte soruyu okudun ya. Bak ne diyor senden? E, F, K, dörtgenin alanı soruluyor bize sen E, F, K, C dörtgenin alanı şurası 90 burası 90 olduğu için şöyle yapmaz mısın dostum? Şunu çizip de iki dik üçgenin alanını ayrı ayrı bulmaz mısın? Dik kenarlar çarpımının yarısı şeklinde söylemez misin? Söylersin. Aa bak bunu çizince ne çıktı? Hocam açı ortay olmak zorunda. Niye? Kollara çizilen dikmeler burada birbirine eşit oldu. Bak sen bir açı ortay oldu bu. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Açı ortaydır bu. Hatta ayırdıkları yerler de nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Yani ben bu kenarları bulacak olursam olay bitti arkadaşlar. Zaten ben şurayı biliyorum. 24'ten dolayı 12 12 olduğunu biliyorum. Benim şuraya yoğunlaşmam lazım. E o zaman buraya x yazayım. Buraya da x yazayım. Sen nereyi kullanmadın soruda? 16'yı kullanmadın. Hocam 16 burası. E burası 16 ise buraya ne kaldı? 16 eksi x kaldı. E zaten burası da 90 derece zaten sen buradaki uzunluklarında birbirine eşit olduğunu biliyorsun. Burası 16 iken burası da 16. Burası da 16. Ve karşına bir Pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Hadi uygula Pisagor'u. 16 artı x'in karesi. Şuraya yazıyorum. 16 artı x'in karesi eşittir. 16 x x'in karesi artı 24'ün karesi deyip işlem yapacaksın. He mi? Ya. İşlem yapar mıyız arkadaşlar? Kenan Kara burada işlem yapar mı? Ya da Kenan Kara'nın öğrencileri burada işlem yapar mı? Yapmaz. Ne hissediyorsun burada? 24 var. 24. Aa hocam 24 ile ilgili bir özel üçgen var mı? 5 saniyen gider. Ya en fazla 5 saniyen gider. 24 ile ilgili hangi özel üçgen var? 7, 24, 25. Acaba burası 7 mi? Şu yeşil kalemi seçeceğim. Acaba burası 7 mi? Burası 7, 24 ise burası 25 olacak mı? Buranın 7 olması için x'e kaç yazmak lazım arkadaşlar? 9. 16'dan 9 çıkıcı 7. x yerine 9 yazınca 16, 9 daha. Burası da 25 yapıyor mu? Yapıyor tabii ki. Demek ki 7, 24, 25 üçgeni bu. Yani sen burada x'i ne buldun arkadaşım? 9 buldun sen burada x'i. Tamam. X'i 9 bulduysak olay bitti. Şu üçgenin alanı ve şu üçgenin alanı. X'i 9 bulduk arkadaşlar. Ee, bu üçgenin alanı nedir? Şu dörtgenin alanını bulurken arkadaşlar. Bu üçgenin alanı nedir? 9 çarpı 12 bölü 2. Bu da 9 çarpı 12 bölü 2. Yani 9 çarpı 12 bölü 2'den kaç tane var? 2 tane var. O da kaç yapar arkadaşlar? 108 yapar. Yani soru aslında zor bir soruymuş gibi gözüküyor. Hani katlamada bir tek şeyi kullandırdı. Bir de açı ortayı da işin içine koydu arkadaşlar. Ama soru bize sorulan soru bize soruyu kolaylaştırdı. O yüzden soruyu okuyun. Ben neyi kullanmadım? Bana ne lazım? Soruları senin soruları çözerken en fazla faydalanacağın yerlerden biridir arkadaşım. Bunu sakın ama sakın unutma. EPKC dörtgenin alanı böylelikle kaç çıktı arkadaşım? 108. Yani cevap balık esir olma. Ve gelelim şuraya. Ne oldu? Zorlandınız değil mi? Niye? Ben size hep ne diyorum arkadaşlar? Ben size diyorum ki ilk önce şu şeylere bir soruyu iyice bir okuyalım. İlk önce okuyalım ondan sonra ben size bir kulağınızı çekeyim isterseniz. Yukarıda şekil 1'de komedinin eş çekmece ve eş kapak yüksekleri. Evet şunlar eş çekmeceler ve eş kapaklar arkadaşlar şunlarda. Yani 40 40 12 12 falan filan verilmiş arkadaşlar. Peki. Sonra şekil 2'de üst çekmece yarısına kadar açılıyor. Arkadaş 36 değil mi bu? 36 olduğu için yarısına kadar açıldığı için şu uzunluk kaç birim olacak o zaman arkadaşım? 18 birim olacak. Şurası 18 gözüküyordur inşallah. Çünkü 36 burası. Başka ne var burada? Bu tamamı açılmış. Burası kaç birim arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman Burası da 36 birim olduğunu biliyoruz. Peki. Bizden ne isteniyor? KL uzunluğu. Arkadaş şu KL uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Hmm. Hocam hep bize şunu dediniz. Burada temel diklik bizim için çok önemli arkadaşlar. Ah hocam bu şu düzleme dik değil mi? Evet. Şurada düzleme dik burası. Hocam bu da bu düzleme dik. Evet. Ne yapın diyorduk. Havada bir doğru gördüğünüz zaman hemen yüzeyden bir çizgi çizin büyük ihtimalle o yüzeyde çizdiğiniz yer dik üçgen olacak diye söylemiştik. Ya da diklikle alakalı bir şey karşımıza çıkacak demiştik. Ama hocam yüzey dediğimiz sadece şurası var. Kapakların görüldüğü görsel var. E olsun sen o zaman oradan çiz kardeşim. Bak şuradan çiz bu yüzeyden çiz şuraya. Aa hocam bu şu yüzeye dik. Hocam bu da şu yüzeye dik. Gördünüz mü? Ne çıktı burada? Burası dik, burası dik. Bu sefer dik üçgen çıkmadı. Yüzeyden bir şey çizdik ama dik yamuk çıktı. E sen dik yamukta Allah aşkına kardeşim. Şurada bir dik yamuk var. Dik yamukta ne yaparsın? İnsan olan ne yaparsa onu yaparsın. Dik yamukta dik dörtgen oluşturursun şöyle. Hop oluşturduk dik dörtgeni. Dik dörtgeni oluşturunca hocam 18 ise burası da 18 oldu. Hocam buraya da 18 kaldı. Şu kenar belli mi? bu kenarı bulursam ondan sonra şurayı da bulurum. O zaman benim şu kenarı bulmaya yönelik hamle yapmam lazım. Bu kenarı nasıl bulacağım? Arkadaş o kenar şurasıyla şurası arasındaki uzaklık değil mi arkadaşım? Evet, şu şekil üzerinde yapmak istemiyorum. Bakın, şu çekmece'nin üstü, bu çekmece'nin altı, şurası. E arkadaş, şurası kaç birim? 24 birim. E arkadaş, şurası 12, burası da 40. Toplamda kaç yaptı? 62 mi yaptı? Evet. 24 ve 62. Hayır, 24 ve 62 değil. Yükseklik burası 12. E, şuradan bir 12 birim kestik arkadaşlar. 12 birim kesince buraya kaç kaldı arkadaşlar? 28 birim kaldı. 28 12 daha kaç yaptı? 40 yaptı. A. 24 var 40 var 24 ve 40 özel üçgen geliyor mu acaba <laughs> 24 ve 40 da özel üçgen gelecek mi acaba 24 ve 40 8'in 3 katı 8'in 5 katı hmm, gelmeyecek yapacak bir şey yok burası ne gelecek ben buraya sadece şöyle yazayım arkadaşlar kare içerisinde burası ne olacak 40'ın karesi artı özel üçgen yoksa yapacak bir şey yok 40'ın karesi artı 24'ün karesi yazın arkadaşlar dursun böyle 40'ın karesi artı 24'ün karesi. Kare içerisinde. E, uzun uzayı işlem yapmayalım. E hocam aynı şekilde burası da aynı oldu. E, nasıl bir şey çıktı karşımıza? Şöyle bir dik üçgen çıktı. Hocam burası kaç? 18. Hocam burası kaç? 40'ın karesi artı 24'ün karesi. Kare içerisinde. Ve bizden ne isteniyor? X'in x, x isteniyor. O zaman Pisagor bağıntısını yapalım şurada. X'in karesi eşittir. 18'in karesi artı şunun karesi. <laughs> 40'ın karesi artı 24'ün karesi. Ay hocam bunların karesini mi alacağız? Hayır. Yine matematik bilgini. Yine geometri bilgini kullan. 18 ve 40'ta özel bir durum yok. Ama dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. 18 ve 24'te özel bir kenar var. 6'nın 3 katı burası. 6'nın 3 katı. Burası 6'nın 4 katı. Hani 6 çarpı 3, 6 çarpı 4 ise bunların kareleri toplamında ne yapar? 6 çarpı 5 mi yapar? Yani Burası 6 çarpı 5 yapacak. X kare eşittir. 6 çarpı 5 artı 40'ın karesi. Ee, 18, 24. Tabi şey olacak. 18, burası 18, 24. 6 çarpı 5, 30'un karesi. 6 çarpı 5'in karesi yaptı. Bakın, bu 6 çarpı 3'ün karesi. Bu 6 çarpı 4'ün karesi. O zaman bu da 6 çarpı 5'in karesi. Yani şu şekilde yaptı. X'in karesi ne yaptı? 30'un karesi artı 40'ın karesi yaptı. E 30, 40, 3, 4, 5'in ee, 3, 4, 5 üçgen değil mi arkadaşlar? 3, 4, 5'in 10 kat değil mi arkadaşlar bu da? Evet. O zaman x'in karesi de ne yapacak? 50'nin karesi yapacaktır. Bak matematikte bile özel üçgenleri kullanarak kısalaştırıyoruz arkadaşlar. x'in karesi 50'ye eşitse x de buradan kaça eşittir? 50'ye eşittir. Yapamadınız değil mi? Niye yapamadınız? Şu yüzeyden çizgi çizme olayını hala daha şey yapamadınız. Gerisi hep dik üçgen, dik yamuk, işte üç, yine üçgenle alakalı bir şey zaten arkadaşlar. Ya bu soruda zorlandınız ama keşke gönül ister ki zorlanmayın. Eğer böyle bir uzunluk isteniliyorsa, havadaki bir uzunluk isteniliyorsa yüzeyden bir çizgi çizin. E, mantıklı olan çizgiyi çizeceksiniz zaten. Yani şu çizgiyi de o mantıklı olan çizgide. Bir tek yüzey burası zaten arkadaşlar. Çizince dik yamuk çıktı. Sonrası işlem, sadece işlem. Ha sen belki uzun uzun yapacaksın. Ha senin karşısına belki bu sorular geldiği zaman Burada uzunluklar böyle 28 ve 12 diye gelmeyecek, daha kısa uzunluklar gelecek, mesela 1 gibi, 2 gibi, 3 gibi arkadaşlar. E, o zaman bunları da sen o şekilde uzunluklar geldiği zaman e, daha rahat bir şekilde yaparsın. Belki seni zorlayan kısım sayıların büyük gelmesi. E, sayılar büyük geldiği için de ne yaptık burada? Biz sayıları biraz özel üçgene benzettik. Burası. 18 ve 24. 6 kere 3 6 kere 4. O zaman 6 kere 5. Yani 6 çarpı 5'in karesi. Yani 30'un karesi artı 40'ın karesi yaptı. O da 3 4 5'in 10 katı yani 50'nin karesi olmak zorunda. Buradan da x 50 çıktı arkadaşlar. 39. soruyu da böylelikle ne bulduk? Denizli bulduk. Ama büyük ihtimalle zorlandığınız ve yapamadığınız sorulardan da yaptıysanız da size helal olsun arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Ee, yani güzel bir soru. Hoş bir soru arkadaşlar bu soru. Geldik şuraya. 40. soru. Arkadaşlar ÖSYM sözel bir soruya, katı cisimlerde sözel soruya dikkat ettiği için bir de böyle bir sözel soru yazmak istedik yani açıkçası. Evet ne diyor bakalım? Ayrıtları ABC olan dikdörtgenler prizmasının hacmi ABC olarak hesaplanır. Bunu hepimiz biliyoruz da artık böyle şeyleri veriyorlar. Şevket Bey evini taşırken buzdolabı ve çamaşır makinesinin zarar görmemesi için yüzeyleri köpüklü olan özel üretim karton kutulardan almayı planlıyor karton kutular. şimdi buzdolabını taşıyacak mesela arkadaşlar karton kutu e, yapacak. özel olarak tasarlanmış karton kutu. Buzdolabı çamaşır makinesi e, buzdolabı çamaşır makinesi kutular ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bir buzdolabı var, bir de şey var arkadaşlar. O zaman iki tane şey çizeyim ben buraya. Bir buzdolabı çizeyim arkadaşlar şöyle, şöyle bir buzdolabı çiziyorum. Şöyle bir buzdolabı. Siz de bunları çizmeyi öğrenin arkadaşlar şöyle bir şey, şöyle bir şey, şöyle bir şey. Çizerken oyalanıyoruz zaman. kusura bakmayın. E, öbürü de çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi de şöyle çizeyim arkadaşlar. Heh. Daha küçük olacak. Çamaşır makinesi de dikdörtgenler prizması şeklinde şöyle çizdik arkadaşlar. Tamam. Evet buzdolabının ayrıtları 80, 60 ve 170. Öbürünün ayrıtları 80, 70 ve 60 santimetre. Peki. <laughs> Karton kutuların bütün iç yüzeyleri 5 santimetre kalınlığındaki bir köpük. He. Ben karton kutuları böyle 5 santimetre kalınlığında yapıştırdığım zaman. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın burası. 5 santimetre kalınlığında. Hocam şöyle 5 santimetre şöyle 5 santimetre kalınlığında bu yüzeyde bir şey oluşacak. Hocam bu tarafta da aynı şekilde 5 santimetre 5 santimetre kalınlığında bir şey oluşacak. Bu tarafta da aynı şekilde. Bu tarafta da aynı şekilde etza bir de bir zahmet yukarı doğru da 5 cm kalınlığında bir şey oluşmayacak mı arkadaşlar şöyle? Evet. Yukarı ve aşağı doğru da 5 cm kalınlığında şey oluşmak zorunda. Yani o zaman ne oldu arkadaşlar? Hatta şöyle bir şey yapmak zorunda. Şunu şöyle çizeyim. Evet. O zaman şu 5 cm aşağıya ve yukarı doğru olmak zorunda. O zaman bizim şeyimiz ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir şey olacak. Hani şöyle 5 cm. Evet şöyle olacak 5 santimetre kalınlığında arkadaşlar yani hayali çizsek içine bunu içine alan bir şey çizsek arkadaşlar şöyle daha rahat anlatabiliriz şu 5 santimetre uzaklık her yerde 5 santimetre olacak ee, o zaman şunu şöyle çizdim çizemedim Beni zor olacak galiba bu çizim Evet şu yukarı doğru 5 santimetre gideceğim şuraya doğru sonra buraya doğru sonra buraya doğru Evet bu da böyle geldi arkadaşlar Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Tabii bu yukarıda olacak. Biraz yukarıda değil mi arkadaşlar? Heh. 5 cm yukarı gittik. Düzgün çizebildim mi? İnşallah çizebilmişimdir. Şu şurada olmasın. Çizim beni biraz yoracak ya. Arkadaşlar ÖSYM'de soruyor vallahi bu çizimi de. Kusura bakmayın ama. Heh. şöyle yaparsam daha net bir şey olacak arkadaşlar. Evet 5 cm. Yani şuradan da şuradan da 5 cm. Bak Önlü arkalı 5 santimetre uzadı. İşin esprisi ne olacak arkadaşlar? Bunu çizmeyebilirdik de. 5 santimetre kalınlığında ya. Önlü arkalı 5 cm şey yaptı. Bunun içine niye çizdim ki ben ya? Niye zorlandım ki? Bir tane dikdörtgenler prizması olacak arkadaşlar. Ay Allah'ım ya. Vallahi billahi. Sizin yaptığınızı ben de yapmaya çalışıyorum. Bak bunları yapmayın arkadaşlar. E, önden arkadan 5 santimetre uzayacak. Bu 60 ne olacak? 70 olacak. E, Alttan üstten burası 170'ti. Alttan üstten 5 cm uzayacak. 5'er cm uzayacak. Yani burası 180 olacak. E, burası da aynı şekilde sağlı sollu 5 cm 5 cm 10 cm uzayacak. Burası da 90 olacak o zaman. Çamaşır makinesinin de o 5 cm ön 5 cm arka çamaşır makinesi için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Söyleyebiliriz tabi. Şunu şöyle çizecek olursak ne çıkacak? Bu e, önlü arkalı 5 cm 5 cm 10 cm yani burası 80 olacak. E, bu 80 olacak sağlı sollu 90 olacak. Bu da yukarı aşağı e, 60 ne olacak? Sa e, yukarı aşağı 5 santimetre 5 santimetre 10 santimetre yükselecek. Yani 70 santimetre olacak. Evet. Kutular ile birlikte. Ben küçük çizdim buraya ama daha büyüyor tabii ki bu. Yani buzdolabını bu kutuları içine koydum. Kenarları da 90 70 ve 180 olmak zorunda. 90 80 ve 70 olmak zorunda arkadaşlar. Buna göre kullanılan kartonların hacimleri. Farkı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Bunun hacmi nedir arkadaşlar? Bunun hacmi 90, 70 ve 180 değil mi? 90, 70 ve 180 bir tanesinin hacmi. Öbürünün hacmi 90, 80 ve 70. 90, 80 ve 70. E buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? 90, 70 parantezini alabiliriz. 90 çarpı 70 parantezini aldığımız zaman 180 eksi 180 eksi 80 geldi. 7 kere 9, 63. Yani 63'ü yazdım. 2 tane 0 var. 180 eksi 80'de 100 yaptı. Çarpı 100 yaptı. 63, 0, 0, 0, 0. Yani 630.000 yaptı arkadaşlar. Bunların hacimleri farkı. Yani cevap ne oldu? Denizli oldu. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok da mükemmel bir soru. Yani... Benim gibi yapmaya çalışırsanız biraz sıkıntı yaşayacaktınız ilk başta. Ben ondan sonra düşündüm. Ulan niye böyle yaptım? Bak aynı hataları. Ben genelde biliyorsunuz arkadaşlar şey yapmıyorum. Yani ben de o hataları yapabiliyorum. Açtı i̇şte daha mükemmel ol, anlatayım falan filan derken sıkıntı yaşayabiliyorum. Niye ben bu kutunun içine bu kutuyu şey yapayım? E belli zaten. 5 e santimetre kalınlığında ise önden arkadan 5'er santimetre uzayacak. Ayrı bir yere çiz kardeşim. Bak 70 yaptı burası. 170 ise burası 5 aşağı 5 yukarı 180 yapar. 80 ise burası 5 sola 5 sağ 5 sola 5 sağ şeklinde 10 cm de burası uzayacak arkadaşlar. 90 cm yapacak. Yani e, buzdolabını içinde buzdolabı olan ve içinde hiç boşluk olmayacak şekilde kartonları da böyle koyduğumuz zaman bu görüntü karşımıza çıkacak. Valla ÖSYM için karşımıza özel bir soru sorduğunda karşımıza çıkacak güzel sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Zor bir sorumu mu? Değil. Soru cevabı çok 630 bin çok büyük bir sayı olmasına rağmen gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Ee, cevap da denizli çıktı. Gerçekten katı cisimde sözel soruları çok böyle beğenmem arkadaşlar. Yani öyle çok çok böyle hoş soru olmuş diyebildiğim sorular olmuyor genelde. Ama bu sözel soru gerçekten de sizin için sizi geliştirebilecek sorulardan bir tanesiydi. Evet aynen ÖSYM böyle soruyor arkadaşlar. Bu sene sözel soru sorar mı bilemiyoruz tabii ki. Evet baştan bir değerlendirmeyi alalım arkadaşlar. Bakın. Birinci sorumuz. Yani 31. sorumuz. Bakıyoruz soruya. Arkadaşlar 31. soru. Üçgenler Evet bu yapıda üçgenleri eş üçgenleri kullanıp bir yapı oluşturuyorlar. ÖSYM'nin sorduğu sorulardandır. Zor bir soru mu? Sadece kaleminiz çalıştı ve yaptınız. Geldik ikinci soruya. Çanta sorusuna benzetiyorum bir, bir nebze arkadaşlar. Bu mantıkta soru yine gelebilir karşımıza. Hissetmeli soru. ÖSYM sorabilir arkadaşlar. Hissedin lütfen. Güzel bir soru aynı zamanda. Ee, ne yapıyorlar? Pisagor yapanlar uzun yoldan yaptı. Hissedenler güzel bir yoldan yaptı. Cevap 50 çıktı ve hoş bir sorulardan bir tanesi. Zor mu? Değil. Belki zaman kaybı yaşamış olabilirsiniz. Bu soruda arkadaşlar benzerlik sorusu 90'lar vada uçuşu alfabetaya daldık. Ee, yine hoş sorulardan bir tanesi. Zor mu? Değil. Orta derecede diyebiliriz gerçi. Buraya geldik arkadaşlar. Ee, buraya geldiğimiz zaman düzgün altıgen ve analitiği iç içe koyduk burada arkadaşlar. Analitiği ayrı bir soru olarak sormadık. Ee, yani ÖSYM'de yapabilir. Birkaç konuyu birden birleştirip soruyor biliyorsunuz. Bu da hoş sorulardan bir tanesiydi. Düzgün altıgen ya düzgün çokgenlerle alakalı bir soru. Gelecek zaten. Ha, belki de birleştirilmiş hali gelebilir. Bilemiyoruz. Bu benim seçeneğimdi. Bizim seçeneğimizdi yani. Ee, o yüzden e, belki de aynen bu şekilde gelebilir. Bu soru klasik bir matematik sorusu da diyebiliriz arkadaşlar. Kare sorusu ama rahat bir şekilde yapılabilecek bir kare sorusu. Soruyu anladığınız zaman sıkıntı yaşamazsınız. 36. soru dikdörtgen gibi gözüküyor ama bir paralel kenar sorusu size bir şey öğretmiş oldu en azından. Böyle üç parçaya ayırmışsa köşegen çizip iki eş parçaya ayırıp alan dağıtmalı bir soru arkadaşlar. ÖSYM'nin daha öncesinde sormuş olduğu ve güzel sorulardan biridir arkadaşlar. Dikkat edin. Çember sorusu. Valla TYT anlamında çember gelir mi gelmez mi bilemiyoruz arkadaşlar. Biz işi riske atmak istemedik. Bir de çember sorusu da sormak istedik yani açıkçası. Daha öncelerinde yani hep geldi bir geçen sene gelmedi. E, bu senede ne olur ne olmaz diye koyduğumuz sorulardan bir tanesi ve kolay bir soruydu. En güzel çizim yarı çap. Ve geldik güzel bir katlama sorusu. Farklı bir mantıkta katlama sorusu. Soru bizi yönlendiriyor. Büyük ihtimalle en çok zorlandığınız sorulardan biri bir 38. soru. Diğeri de 39. sorudur. 38'de de şu EFKC dörtgenin alanını nasıl bulabilirim sorusuyla kendinize o soruyu sorduysanız büyük ihtimalle soruyu çözersiniz. Ee, bu soru tamam ağır bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Sayılardan dolayı ağır bir soru ama sayılarda da şey e, öğretimi yaptık. Bakın burada özel üçgen kullanımını e, öğrettik arkadaşlar size. O yüzden güzel bir soru bu da. E, bu sözel soruda gerçekten çok hoş bir soru. ÖSYM'de bununla ilgili güzel bir soru soruyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman geometride ben hep derim zaten zor soru yoktur. Konuyu biliyorsan yaparsın bilmiyorsan yani konuyu biliyorsan her konuyu biliyorsan 8 tane netin cepte. Genelde böyle oluyor arkadaşlar. E, o iki tane konu da çok böyle ince detaylı bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Yani soruyu iyi okuduğunuz zaman, verilen bilgileri iyi kullanabildiğiniz zaman yapabileceğiniz sorudur. Genelde dediğim gibi geçen şeyde de konuşmuştuk biz bunu. Cumartesi günkü yayında da konuşmuştuk. Geometride sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum genelde şeyler kaçıyor hep o da son konu olduğu için daha tam anlamıyla oturtamadığınız için katı cisimlerle ilgili sorular kaçabiliyor yani büyük ihtimal 40'ı kaçırmamışsınızdır diye tahmin ediyor kaçırdıysanız bile en azından güzel bir çözüm yöntemi öğrendiniz ve bu da temel dikliği kullandıran çok güzel sorulardan bir tanesi arkadaşlar yani sıkıntılar hep bu katı cisimlerden geliyor katı cisim ve analitikten dolayı tam oturmadığı için netiniz 8'de kalıyor hiç korkmayın geriye kalan sürede onlar da tamamlanacak. Çünkü geometride zaman ilaçtır. Yani siz e, zaman geçtikçe daha yeni çalışıyorsunuz ya bu konulara. Son konular ya analitik ve katı Biraz zaman geçsin yani emin olun o konular daha iyi bir şekilde oturacak arkadaşım. Tamam mı? Evet gençler size bu şekilde güzel bir faydamız dokunmuştur inşallah. E, güzel sorularla karşınıza çıkmak istedik. E, sorulara baktığımız zaman ÖSYM ayarında zorluk bakımından da baktığımız zaman e, orta derecenin bir tık altı diyebiliriz arkadaşlar. E, belki kafanız patladı. İşte diğer konular Türkçe yordu. Matematik yordu derken geometriye belki çok fazla zaman yaramadınız. Ondan dolayı bakamadınız belki geometriye arkadaşım. E, ama şöyle geometri anlamında bakacak olursak sorular gayet de hoş ve tatlıydı sanki. Tam bence ÖSYM ayarında sorularla karşınıza çıktık diye düşünüyorum arkadaşlar evet umarım burada eksiklerinizi tamamlarsınız arkadaşlar eksiklerinizi mutlaka mutlaka burada bakın hangi konuda eksiğiniz var ve şunu kesinlikle ama kesinlikle unutmayın genelde çoğu konuda üçgen yaptık arkadaşlar mesela burada üçgende alan dağıtma ondan sonra şurada yine üçgenleri keza kullandık özel üçgeni kullandık mesela burada yine üçgen üçgen hep görüyorsunuz şurada üçgeni kullandık mı Tabi bak üçgende daha ortayı kullandık yine burada. Dik üçgeni de kullandık. Burada üçgeni kullandık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çoğu yerde üçgen var. Üçgenlerden mutlaka mutlaka tekrarını yap. Ama benden izle ama başka yerden izle. Ama kendi notlarından çalış. Bir şekilde tekrarını yap. Üçgen ne kadar önemli. Ve üçgenlerin diğer konularla da ilgili tekrarını yap. Tekrarını yaparken bu sefer üçgenlerle ne kadar ilişkili olduğunu anlamaya çalış. Bu benim sana söyleyeceğim en son tavsiyedir gençim. Gencim. Gencim derken. <laughs> gençler. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah emeğinizin karşılığınızı almanız dileğiyle arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.